Değerli izleyicilerimiz, şimdi biliyorsunuz Emekli TV'nin sık sık gündeme getirmiş olduğu bir konu var. Bu da finansal bilgi paylaşımı konusu. Türkiye'nin OECD ülkeleriyle yaklaşık 137 ülkeyle yapmış olduğu bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre yurt dışında yaşayan ve Türkiye'deki bankalarda parası bulunan insanların bu bilgilerinin yaşamış olduğu ülkelere bildirilmesi konusu. Biz buna otomatik finansal bilgi paylaşımı diyoruz. Bununla ilgili olarak eğer Türkiye'de bankada herhangi bir paranız varsa bu bölümü çok dikkatli bir şekilde yayının sonuna kadar takip etmenizi rica ediyorum. Bütün detayları konuşacağız. Talha Bey'le, Avukat Talha Bey'le bütün her şeyi tek tek anlatacağız. Bunun yanı sıra bize yine çok sayıda soru geliyor. Türkiye'de kira gelirim var, emekliliğim var, arsam var, tarlam var falan. Bunlar bildirilecek mi? Bir de örneğin vatandaş Almanya'da yaşıyor, sosyal yardım alıyor. Bunlar ortaya çıkacak mı? Eğer çıkarsa bu sosyal yardımım kesilir mi? İşte bunların hepsini, sizlerden gelen tüm soruları tek tek şimdi cevaplayacağız. Evet Talha Bey, otomatik finansal bilgi paylaşımı kimleri etkiliyor, kimleri etkilemiyor, detaylar neler? Evet, otomatik bilgi anlaşması daha çok vergi konularında şeffaflığı sağlamak için OECD ülkeler arasında yapılmış bir anlaşma. Türkiye 2017'de bunu imzalamıştı ama bugüne kadar teknik altyapısını oluşturamadığı için bunu yürürlüğe koymamıştı. İlk defa 2020 senesinde Türkiye tarih vermeye başladı. 54 ülkeyle bu anlaşmayı 2019 verilerini 2020 sonunda vereceğini ilan etti. Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda ile ilgili bu paylaşımı ertelediğini, daha sonra bu 5 ülkeye 2 ülke daha eklendi. İsviçre ve İngiltere değişik sebeplerle eklendi. Yani bu 7 ülkeyle ilgili paylaşım yapılmayacağını ama 54 ülkeyle ilgili paylaşım yapılacağını açıklamıştı. Bu ülkelerle alakalı da, bu ismini şu an zikrettiğim ülkelerle alakalı da 2021'de 2020'nin verilerini verme durumu söz konusu. Fakat tam olarak net de değil, ertelenme ihtimali de var. Ama bu konuda net bir açıklama yok. Hani şöyle bir algı oluşmuştu. O 54 ülkeye verdiğine göre bu kalan 5 veya 6-7 ülkeye de bu sene, yani bir sene sonra verecektir altyapısında onlar için oluşmuş şeklinde bir anlayış oluştuğu için toplumda da bir kaygı ortamı, bir telaş ortamı oluştu. Birçok insan 2020 yılında işte Türkiye'ye gitti, bir takım işler yapmaya çalıştı. Bir telaş oldu ama insanların ne için telaş etmeli, ne için etmemeli? Bir kere bu anlaşma taşınmaz varlıklar için yapılmış bir anlaşma değil. Yani ev, arsa, bu tür bildirimler yapılmayacak. Araç dediğimiz otomobil veya işte gemi gibi taşınır varlıklar için bu paylaşım yapılmayacak. Daha çok finansal bilgiler paylaşılacak. Finansal bilgilerden de kasıt şu: sene sonu hesap bakiye bilgisi, yani hesabınızda ne kadar para olduğu, ilgili senede ne kadar faiz gelir aldığınız, mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık borç ilişkileri, borsa ve hisse senetlerinin satışından doğan gelirler gibi finansal gelirleri içeren bir anlaşma. Bu noktada bu tür gelirler elde ettiği halde bulundukları ülkelerde maliyelere bu beyannamelerini yapmamış insanların korkmasını gerektiren bir anlaşma veya yardım, yani Türkiye'den bu tür gelirleri olduğu halde bu gelirlerini beyan etmeden yardım alan kişilerin de korkması gereken, çekinmesi gereken bir anlaşma diyebiliriz kısaca ve özetle. Evet, şimdi değerli izleyicilerimiz, kısaca şu: Türkiye'de eğer bankada bir paranız varsa 31 Aralık tarihinde rakam kaç paraysa bu bir sonraki yıl, yani bir yıl geriden gelecek, bu bildirimler yapılacak. Ancak burada önemli olan nokta şu: bakın, Talha Bey de saydı, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'de, biliyorsunuz bu ülkeler en çok vatandaşımızın bulunduğu ülkeler. Burayla ilgili olarak Ankara'da şu anda, yani şunu net olarak söyleyemiyoruz, iptal edildi ya da ertelendi diyemiyoruz. Ancak bunun ertelenmesiyle ilgili teknik altyapı ya da başka nedenlerden dolayı ertelenmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi
O nedenle bizi saymış olduğumuz ülkelerde izleyen vatandaşlarımızın zaten tarihi itibariyle de artık yapabilecekleri bir şey yok. 31 Aralık'ta bankada kaç paraları varsa, ayrıca bankadan bir faiz geliri elde ettiyseler, bunlar bildirilecek. Bunun yanı sıra az önce Atalla Bey'in de ifade ettiği gibi borsada herhangi işlem gören bir kağıdınız ya da bir yatırımınız varsa, bunun yanı sıra örneğin bir sigortanız vardır, mali değeri vardır. Örneğin özel emeklilik sigortaları vardır mesela. Bir para yatırırsınız falan. Yani bir mali değeri olan sigortalarınız varsa bunlar yaşadığınız ülkeye bildirilecek. Ama 2020 için 2021'de az önce saymış olduğumuz ülkelerle ilgili teknik altyapı ya da başka nedenler ya da pandemi bahane edilerek bunların ertelenebileceği yönünde haberler alıyoruz. Şimdi altını çizmek için söylüyorum Talha Bey. Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız, yatınız, katınız varsa bunlarla ilgili herhangi bir bildirim olmayacak. Peki Talha Bey, vatandaşımızın diyelim ki Türkiye'de kirada olan evleri var. Ya da bu vatandaşımız emekli maaşı alıyorlar. Bunlar bildirilecek mi? Şimdi teknik olarak gerek kira gerek emeklilik bildirim kapsamında değil. Yani dolayısıyla bu kişi bu kadar kira alıyor, bu kadar emekli alıyor diye bir bildirim yapılmayacak. Ama kişinin buraya sene sonu hesap bakiye bilgisi geldiğinde, dediğiniz gibi 31 Aralık tarihindeki para miktarı geldiğinde, buradaki mali makam bu paranın kaynağını sormak üzere kişiye soruşturma evrakı gönderebilir. Genelde de maliye makamları ucu açık sorular sorarlar. Buradan mektup gönderirler ki mesela ben geçen de böyle bir dosya Almanya-Lüksemburg arasında, mesela Lüksemburg'la yıllardan beri otomatik bilgi anlaşması uygulanıyor. Buradaki bir Alman'ın Lüksemburg'daki bir bankada 90 bin euro parası var. Bu 90 bin euro parasının olduğuna dair buraya bilgi geliyor. Buradaki mali makam bundan 2-3 yıl sonra, ki vatandaşlar bazen, bazıları beni arıyor ya diyor, ben evde bekliyorum, mektup bekliyorum maliyeden gibi bir yaklaşım içerisindeler. Bu kadar da erken gelmeyecek. Yani şu anda bu sene verilmiş olsa bile bilgiler 2022 ya da 2023'te bunun etkilerini biz göreceğiz. İnsanların evlerine mektuplar gelecek. Çünkü Lüksemburg örneğinde olduğu gibi şu anda Lüksemburg'la olan anlaşmada 2016-2017 hesapları soruşturuluyor. Ucu açık sorular gönderiliyor. Mesela deniyor ki sizin Lüksemburg'da bir takım gelirleriniz olduğunu bilgisini aldık. Bize bu konuda açıklama yapın diyor. Şimdi kişi böyle bir mektubu aldığında kaygıya kapılıp hemen açıklayabiliyor. İşte bu gelirin kaynağı şuydu, buydu, kiraydı, emeklilikti gibi açıklamalar yapabiliyor. Bu noktada kira veya emeklilik mevzusunu kişi kendi kendine ağzından kaçırabilir veya kendini ihbar edebilir. Ama anlaşma kapsamında otomatik olarak bu bilgi gelmiyor. Fakat şüpheli bir durum olursa yine başka bir anlaşma dediğimiz Türkiye ile Almanya arasında ya da birçok ülkeyle yapılmış çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları var. Somut bir şüphe olursa ilgili kurum, mali makam, Türkiye'deki mali makama bunu sorabilir. Diyebilir ki ya bu kişiyle alakalı bizde bir soruşturma var. Bu kişinin sizde ne tür vergi beyannameleri var? Bize bu konuda bilgi verin diyebilir. Türkiye'de de kira sıkı takip edilen bir konu vergi konusunda. Çünkü Türkiye birçok noktada vergiyi iyi takip edemiyor ama kirada çok iyi takip ediyor. Genelde de kira alan kişiler banka yoluyla havale alıyorsa bunu genelde Türkiye'de beyanname veriyorlar ve Türkiye mali kayıtlarına bu kişinin ne kadar kira geliri olduğu gözüküyor. Otomatik bilgi anlaşmasından değil ama başka bir anlaşma olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında bu kişilerin bilgilerini Alman mali makamlarını öğrenme ihtimali var. Böyle bir ihtimal var açıkçası. Peki Talha Bey, olayın daha iyi anlaşılması için şöyle bir soru soracağım izninizle. Şimdi vatandaşımız örneğin Almanya'da yaşıyor. 35-40 yıl boyunca çalıştı. Dişinden tırnağından arttırdı. Bir para biriktirdi. Çalışırken de almış olduğu maaşında vergisini ödüyor zaten, ödedi. Şimdi bu vatandaşımız da geleceği için ya da ülkemize katkı olsun diye Türkiye'ye götürdü bu parayı. Bir bankaya yatırdı. Bu otomatik finansal bilgi paylaşımı kapsamında örneğin Ali Bey'in
bankada 100 bin eurosu olduğu da bildirildi Almanya Maliye Bakanlığı'na. Ali Bey'e mektup gitti. Dediler ki Ali Bey, senin Türkiye'de 100 bin euron varmış. Şimdi böyle bir şey olduğunda, yani vatandaş vergisini ödemiş olduğu bir para bankada duruyor Türkiye'de. Bununla ilgili nasıl izahat verecek ya da Alman Maliye Bakanlığı bu vatandaşımıza nasıl bir işlem yapacak? Şimdi burada tabii ki 100 bin euronun özellikle kaynağı noktasında yoğunlaşacaktır Mali Bakan. Bu paranın kaynağı nedir bize açıklayın diyecektir. Eğer kişi mantıklı ve belgeli bir açıklama yaparsa bu noktada soruşturma kapanacaktır. Çünkü Almanya'da nakdi varlık üzerinden bir varlık vergisi yok. Hollanda'da durum biraz daha farklı. Hollanda'da sırf kişinin parasının olması bile vergi sebebi olabiliyor. Belli rakamların üstünde olan bu bekar yaşayanlarda ya da evli yaşayanlarda farklı olmak kaydıyla belli rakamları üstünde olan kişiler bu paranın vergisini ödüyor. Mesela 100 bin eurosu olan bir kişi, eğer Hollanda'da yaşayan bir kişi ise ciddi bir vergi ödeyecektir. Çünkü bildirmediği için bunun bir de cezası faizi de eklendiğinde 2 kat 3 kat gibi rakamlara çıkabilecektir. Ama Almanya'da böyle bir sıkıntı yok. Almanya'da kişi mesela derse ki bu bana miras kaldı. Mirasta 400 bin euro sınırı var. 400 bin euronun altında kaldığı için bu herhangi bir vergi tahakkuk etmeyecektir. Ya da ben 20 sene önce sahibi olduğum, almış olduğum bir yeri sattım. Bu da onun parası dediğinde ve bunu belgelendirdiğinde, ki biz bu tür soruşturmalarda bu tür protokoller ibraz ederek soruşturmaların kapatılmasına sağladığımız durumlar oldu. Ondan dolayı da mali makamları ikna edebilmek önemli olan, bu kişi 100 bin euro parasının kaynağı noktasında ikna ederse herhangi bir ceza ödemez. Peki Talha Bey, vatandaşın Türkiye'de 100 bin eurosu var, örnek verdik. Bu para da kendisini çalışıp çoluk çocuğuyla beraber belki de biriktirdiği bir para. Bu vatandaş aynı zamanda devletten, yani Almanya'dan sosyal yardım alıyorsa, Türkiye'de parası var ama Almanya'da sosyal yardım alıyor. Bununla ilgili durum ne olacak? Şimdi otomatik bilgi anlaşması özellikle vergide şeffaflığı sağlayan bir anlaşma olduğu için teorik olarak başka bir amaçla bu bilgilerin kullanılması mümkün değil. Teorik olarak diyorum. Çünkü pratikte bu durum böyle olmuyor. Almanya zamanında İsviçre'den bir şekilde legal ya da illegal yollardan CD'ler aldı ve bunları delil olarak kullanarak birçok insanın kendini ihbar etmesini sağladı ya da mahkemelerde bile bunu delil olarak kullanabildi. Aynı şekilde ya Türkiye'den bu bilgiler geldiğinde Türkiye istediği kadar sen bu bilgileri başka amaçla kullanamazsın desin, Almanya bunu kullanır. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye de bunu kullanır. Şimdi bu kişinin ki bize gelen dosyalarda da mesela şöyle durum oluyor. Sizin 100 bin euro paranız var. Maliye önce size yazı gönderiyor. Diyor ki bu paranın kaynağı ne? Ve sen neyle geçiniyorsun? Bize bunu ispat et. Ve vatandaş diyor ki ben Hartz IV'le geçiniyorum. Benim bu kadar gelirim var. Bunu sunuyor. Şimdi bir şekilde malinin eline belge geçiyor. Ha, bu kişi sosyal yardım alıyormuş. Bu durumda sosyal yardım aldığı kuruluşla irtibata geçebiliyor. O kuruluşun da bu paradan haberi olduğunda onlar da ayrı bir soruşturma açıyor ve devleti dolandırmaktan dolayı suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcılar dava açabiliyor ve bu kişilere dava neticesinde almış oldukları sosyal yardımı, iade, ceza, bir şekilde faiziyle geri ödeme ile birlikte devleti dolandırmaktan dolayı 1 yıl 10 ay gibi hapis cezaları çıkabiliyor. Eğer kişinin daha önce bir sabıkası yoksa erteleme alabiliyor. Ama hapis cezalık bir durum olabiliyor. Sicilini bozan bir durum söz konusu olabiliyor. Bu kişi eğer sınırlı ve süreli oturuma sahipse Ausländer Behörde dediğimiz yabancılar daireleri bu kişilere daha kısıtlı oturum veriyorlar. Yani normalde 3 sene uzatacaklarına 3 ay 3 ay, 6 ay 6 ay uzatarak soruşturmanın akıbetini bekliyorlar. Şayet soruşturma bir şekilde mahkumiyetle sonuçlanmışsa bu da bir şekilde oturum uzatmamaya kadar gidebiliyor. Yani işin içinde çok fazla iş çıkabiliyor ve sıkıntılar yaşanabiliyor maalesef. Şimdi Talha Bey, bildiğiniz üzere bu bildirim adrese dayalı bildirim. Yani sizin paranız Türkiye'de ama adresiniz Almanya'da diyelim. İşte biz buna adrese dayalı
sistem diyoruz. Bunu üzerinden yürüyen bir sistem. Şimdi ben özellikle sosyal medya üzerinden, YouTube başta olmak üzere şu tarz haberler görüyorum, duyuyorum, izliyorum. Türkiye'ye gelin, adresinizi değiştirin, sizi bu sorundan kurtaralım diyenler var. Yine aynı şekilde bazı sosyal güvenlik uzmanları, bazı avukatlar da bunları söylüyorlar. Şimdi Almanya'da yaşayan, Fransa'da, Hollanda'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan bir vatandaşın Türkiye'ye gidip adres değişikliğini yapması demek, bu işten kurtulması anlamına geliyor mu? Adres değişikliği yapmak doğru mu? Şimdi az önce de bahsettiğiniz gibi bu anlaşma ikamete dayalı bir anlaşma olduğu için ilk etapta teorik olarak adresini değiştiren ve adres değişikliği beraber bazı kurumlarda bilgi veren ve bazı işte bu anlaşmanın kapsamı dışına çıkabiliyor. Yalnız tabii adres değişikliğinin başlı başına bir takım sakıncaları da var. Yani bazen yağmurdan kaçarken doluya tutulma gibi bir durumlar da söz konusu olabiliyor. Şimdi adres değişikliğinin sakıncalarını örnek verecek olursak, bir kişi Türkiye'de eğer gerçeğe aykırı bir adres beyanında bulunursa Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 67. maddesine göre 6 ayla 4 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bu kişiye para cezası kesilebiliyor. Bu kişi Türkiye'de yerleşik gözüktüğünden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 yılında çıkardığı 5510 sayılı kanunla zorunlu sağlık sigorta sistemi geldi Türkiye'de. Yani Türkiye'de yerleşik olan herkesin zorunlu bir sosyal sigortası olması gerekiyor. Kendisi kayıt yaptırmamışsa sistem gereği otomatik borç çıkıyor. Ve bu borç belli bir süre sonra kişinin adresine tebliğ ediliyor ve GSS dediğimiz genel sağlık borcu bir şekilde faiz ile beraber kişiden talep ediliyor. Kişi Türk vatandaşıysa başka bir borç çıkıyor. Bir de yabancı vatandaşsa, yabancı ülke vatandaşıysa birazcık daha fazla çıkabiliyor bu borç. Ve insanlara bu şekilde gereksiz bir borç yükü çıkabiliyor. Tabii bunu iptal ettirmenin de yolları var. Özellikle Türk sosyal güvenlik anlaşması yapılan ülkelerle bir anlaşma gereği bunun iptali söz konusu olabiliyor. Bu mümkün ama bir şekilde insanların başını ağrıtacak bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun haricinde yanlış adres veya eksik adres beyan edildiğinde herhangi bir icra takibi yapıldığında kendisine karşı 7 gün içerisinde itiraz hakkı var. Bu itiraz hakkını kaçırırsa orada olmadığı için, postadan haberi olmadığı için muhtara tebliğ ediliyor ve muhtar da kişiye ulaşamadığında 7 günlük itiraz süresi Tebligat Kanunu 21. maddeye göre kesinleşiyor ve kişi birden mallarına haciz gelebiliyor. Ya da kişiye karşı bir dava açıldıysa mahkeme bir yazı gönderiyor, savunma istiyor, cevap hakkı veriyor. 2 hafta içerisinde cevap vermezse, genelde 15 günlük sürelerde cevap hakkı kullanılıyor. Bu sürelerde cevap vermezse, delil bildirmezse, delil bildirme hakkından mahrum kalıyor. Kişi savunma hakkı kısıtlanmış oluyor. Veya kişi mesela Türkiye'de yurt dışında sağlık kasasını kullanıyor. AT21 belgesiyle yurt dışında bunu bir sene kullanabiliyor. Bu belge yurt dışında yerleşik olanlara verilen bir belge. Kişi Türkiye'de yerleşikse bu belgeyi 3 ay ya da 6 ay alabiliyor. Yani 1 yıl alamıyor. Prosedürü artıyor. Zorlaşıyor. Konsolosluklarda belli bir süre sonra Türkiye'de yerleşik olduğu için işlem yapması sıkıntı olabilir. Pasaport uzatmalarda belki konsolosluk diyebilirsen Türkiye üzerinden müracaat etmelisin. Oy kullanırken ya sen Türkiye'de yerleşiksin, yurt dışı seçmen kütüğüne dahil değilsin, sen oy kullanamazsın denilebilir. Bunun gibi aklımıza daha gelmeyen birçok sorunla karşılaşılabilir. Onun için ben kendi videolarımda da genelde bahsettiğimde şu şekilde bahsettim. Tabii ki bu yol yapılabilir ama bu nihai bir çözüm değildir. Geçici bir çözüm olarak yapılabilir, başvurulabilir, kişi gidebilir, Türkiye'ye yerleşebilir 6 aylığına. Bir şekilde geçici bir süre bu anlaşmada taşlar yerine oturana kadar, durum netleşene kadar, bir takım önlemler alınana kadar bu tür geçici önlemlere müracaat edilebilir. Ama bu önlemler eğer kalıcı olarak yapılırsa onarılmaz başka sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın Türkiye'de ikame, yani bir yerde yaşamak istiyorsanız ya da adresinizi değiştirmek istiyorsanız 6 ay diyor ki kanun, yanılıyorsam lütfen Talha Bey siz beni doğrulayın. 6 ay burada
yaşayacaksın diyor. Kanun açık şekilde bu. Peki hal böyleyken kalkıp işte bu bildirimden kurtulmak için böyle bir şey yapmak, az önce Talha Bey'in de ifade ettiği gibi bilinen ya da bilinmeyen, öngörülmeyen pek çok neticede doğurabilir, bilginiz olsun. Size çıkıp gelin işte bir vekalet verin, sizin adresinizi değiştirelim falan, geçici palyatif bir çözüm olabilir ama ileride ne yaşayacağınızı hiç kimse size garanti edemez. Bunun altını çiziyoruz değerli izleyicilerimiz. Bana sorarsanız, şahsi fikrimi sorarsanız, ben Almanya'da yaşıyorsam Türkiye'ye gidip ikametim bura diye bir şey yapmam. Almanya, şimdi Talha Bey Türkiye boyutunu anlattı. Yarın öbürsü gün Almanya boyutuyla ilgili de şöyle bir şey yaşayamaz mı? Bakın şeytanın avukatlığını yapalım. Diyelim ki Alman hükümeti diyor ki senin ikametgahın Türkiye'de. Dediğinde ne yapacaksınız? Hani şu anda böyle bir şey yok ama 2 gün sonra olmayacağının da garantisini kimse size veremez. Yani 3-5 bin euro ya da 10 bin euro vergi ödememek için bir anda daha çetrefilli işlerin içerisine girebilirsiniz. Şimdi Talha Bey yine çok sayıda soru alıyoruz. Soru şu. Çifte vatandaş olanlar, mavi kart vesaire gibi vatandaşlık durumu farklı olanlar, örneğin Alman vatandaşı ya da işte Türk vatandaşı yok gibi, bu vatandaşlarımızın, bu insanlarımızın bildirimleri olacak mı? Şimdi bu anlaşma ikamet esaslı bir anlaşma olduğu için vatandaşlık önem arz etmiyor. Kişi ne vatandaş olursa olsun, kaç tane vatandaşlığı olursa olsun bu kişinin bilgisi paylaşılıyor. Sistem şu şekilde işliyor. Bankalar Türkiye'de tarama yapıyor. Kişinin telefon numarasından veya bir yazışmadan ya da adres bilgisinden hangi ülkeyle bağlantılı olduğunu tespit ediyor. İlgili mali makama bu durumu iletiyor. Bazı kişilerin eğer iki ülkeyle bağlantısı varsa bu her iki ülkeye de bu bilgi gönderiliyor. Dolayısıyla vatandaşlıktan ziyade yaşadığı ülkeye ikamete dayalı bir anlaşma ve o ülkedeki vergi mükellefiyetine dayalı bir anlaşma olduğundan dolayı bu noktada kişilerin vatandaşlığı önem arz etmiyor. Şimdi bir diğer önemli konu değerli izleyicilerimiz. Şimdi bankalar bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gittiği anlamda mevduatlarını, paralarını barındırıyorlar. Ve bankalar biliyorsunuz mevduatla ayakta dururlar. Yani herkes parasını çekerse bankalar çalışamaz hale gelir. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu otomatik finansal bilgi paylaşımıyla ilgili konuyu biz gündeme getirdiğimizde hep şu konuşuldu. İşte insanlar bankalara gidip işte adreslerini değiştirmek gibi bir şeyin içerisine girdiler. Bankada adres değişikliği ya da telefon değişikliği yapılması demek bu işten kurtulması anlamına geliyor mu Talha Bey? Sadece bankada adres veya telefon değişikliği bu işten kurtulma anlamına gelmiyor. Çünkü bankalar merkezi kayıt sistemi, AKS sistemi dediğimiz bir sistemden sisteme entegre ve onlar size adresinizi oradan farklı beyan etseniz bile gerçek adresinizi, nüfustaki adresinizi görebiliyor. Almanya'sa Almanya, Avusturya'sa Avusturya bunu görebiliyor. Bunu da eleyip maliye bildirim yapabiliyor. Yani bu kişinin bizde gözüken adresi bu ama aslında işte gözüken adresi bu diye bildiriliyor. Bu noktada mesela biz vatandaşlara özellikle bazı ülkelerde bildirim yapılma aşamasında olan, bildirim yapılan o 54 ülkede yaşayan bir takım müvekkillerimiz bize başvurmuştu. Onlarda yanlışlıkla listelere adı yazılanlar olmuştu. O listelerden adının çıkarılması işlemleri oldu. O noktada isimleri çıkarıldı listelerden. Yani bu tarama yapılırken bazen gerçekte Türkiye'de yaşayan insanların da ismi geçebiliyor. Yani mesela bir müvekkilimiz gerçekten Türkiye'de yaşıyor. Bir buçuk sene önce yerleşmiş ama adresini güncellememiş. Bununla listelere, 2019 listelerine ismi geçmiş. Hani bu kişi sonradan listelerden adını çıkarabildi. Bu noktada da vatandaşların aslında başvurabileceği yollar var. Hani bankadan, listelerden ismini çıkartabilir. Eğer bu banka bu listeleri maliyle paylaşmışsa mali makamlarla irtibata geçebilir. Kendisi ya da avukatı bu işlemleri kendileri için yapabilir. Yine bankadan hani geçen yıl veya bu yıl hala parasını hesabını kapatan kişiler var. O konuda yardımcı olduğumuz kişiler var. Bu noktada da hesap kapatıldığında çekilen miktarlar bildirime tabi değil. Sadece kapatılan hesaplarla ilgili sıfır bakiye şeklinde gidiyor.
Şöyle bir söylenti de var. Yani işte hesabınızı kapatmayın, şüphe çekersiniz gibi. Ben bu görüşte değilim. Yani bir kişi eğer o hesabı kullanmıyorsa kapatabilir. Bu herhangi bir şüphe de çekmez. Velev ki şüphe çekse bile bu hesabın çekilen miktarı bildirime tabi değil. Bu noktada da insanların korkmasına gerek yok. O noktada kapatılan, bizim de bir şekilde talep üzerine kapattığımız, parasını çektiğimiz hesaplar oldu. Bankalar yoğun iletişim içerisinde olmak lazım. Çünkü Mayıs ayına kadar bankalar bu listeleri hazırlayacaklar. Mayıs'tan sonra mali makamlar kontrol edecek, soruşturacak. Daha sonra 10. aya doğru da bu bildirimler yapılacak. Eğer bu sene bildirim yapılırsa 2020'nin verileri bu şekilde toparlanıp verilecek. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın bankalarla ilgili yine şu tarz haberler alıyoruz. Bankalar mevduat para kaybetmemek için diyorlar ki biz sizin adreslerinizi değiştirdik. İşte herhangi bir bildirim olmayacak diyorlar. Gerek yok diyorlar. Ya da az önce Sayın Avukatımız Talha Bey'in de ifade ettiği gibi hesap kapatırsanız işte dikkat çekersiniz falan. Bakın bununla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu bir rehber var. Bu rehberde açık bir şekilde bunların hepsi tek tek ifade ediliyor. Yani bankadaki hesabınızı kapatabilirsiniz. Sıfır bakiye var denilir. Buradaki tek handikap şu: eğer faiz geliri alıyorsanız deniliyor ki 0 TL gelir artı şu kadarlık faiz geliri almıştır deniliyor. Bunun haricinde başka bir bildirim yok. Yani isterseniz hesabınızı kapatabilirsiniz ama adres değişikliği ile ilgili durum esas şu arkadaşlar. Az önce de Talha Bey ifade etti. Nüfus müdürlüğündeki adres değişikliği olmadıkça herhangi bir şekilde bankadan adres değişikliği yapmanın çok bir anlamı yok. Siz olun, lütfen bunlara dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz, Talha Bey ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Talha Bey, şimdi yine vatandaşlarımızdan çok sayıda soru. Şimdi kiralık kasayla alakalı içinde ne olduğu, ne kadar olduğu konusunda bir bilgiye erişilemez. Hatta banka bile bunu bilmez. Dolayısıyla bunu bildiremez. Ama kiralık kasa hesabı olanlara verilen bir hizmet. Hiçbir hesabı olmayan bir kişinin kiralık kasa tutması mümkün değil. Dolayısıyla kişinin kasasının olması demek orada hesabının olması anlamını da taşıyor. Dolayısıyla hesap bildirime tabi oluyor. O hesabı sorulabilir kişiye. Ama ben açıkçası Türkiye'de hem kasalar noktasında yurt dışındaki bankalara göre daha kısıtlı imkan var. Her yerde, her şubede kasa bulmak mümkün değil. Hem de sigorta anlamında sıkıntı var. Yani siz kasayı sigortalarken belli bir rakamı, yani birçok kasayı sigortalayamıyorsunuz. Banka buna müsaade etmiyor. O kasada, şimdi kasa sizin gözünüzün önünde değil. Siz yurt dışındasınız. Sürekli kontrol edemiyorsunuz. Kasada herhangi bir usulsüzlük olduğunda, bir hırsızlık olayı olduğunda buna müdahale etme şansınız olmaz. Ki benim bir müvekkilim Hollanda'dan beni aradı. Yani mesela onun Hollanda'da olduğu halde yani bankada, yani banka soyulmuş, kasalar da soyulmuş. Neyse ki banka zararını karşılamış kişinin. Ama Türkiye'de bu kadar cömert olmayabilir bankalar. Almanya'da her bir kasanın 40 bin euroya kadar bir, ama Türkiye'de bu kasayı açarken onu sormaları lazım. Ne kadara kadar bunun garantisi var? Ek sigorta yapabiliyor muyuz? Bunları sormaları gerekiyor. Eğer bunu sormazlarsa veya bu sigortaları yapmazlarsa sonradan inkisarı hayale uğrayabilirler. Yani ben birçok kişiye şunu tavsiye ediyorum ki o konuda yardımcı da oluyoruz. Yani eğer çekip kapatacaklarsa, yani çekip kapatıp parayı bulundukları ülkeye getirip bulundukları ülkede bir kasada muhafaza etmeleri ya da bir yerde muhafaza etmeleri kendilerinin daha çok güvenliğini olacaktır diye düşünüyorum. Peki Talha Bey, limit söz konusu mu? Yani diyelim vatandaşın
500 lirası var. Birinin de 100 bin lirası var. Yani bu bildirimde herhangi bir limit olacak mı efendim? Şimdi maalesef bireysel hesaplar için bir limit öngörmemişler. 2010 tarihi var. 2010 önceki hesaplarda durum farklı. 2017'den sonrakilerde durum farklı. Eğer bir hesap 2017'den beri hiç hareket görmediyse işte 1000 doların altı bildirilmeyecek şeklinde bir ifade var. Ama genel anlamda bireysel hesaplarda bir limit yok diyebiliriz. Şirket hesaplarında da 250 bin dolar limiti var. 250 bin doların üstündeki miktarlar bildirime tabi, altındaki miktarlar bildirime tabi olmayacak. Evet, şimdi yine çok sayıda soru alıyoruz bu konuyla ilgili. Örneğin karı koca ortak bir hesap açmışlar. Örneğin Türkiye'de Ziraat Bankası'na gidip müşterek dediğimiz işte isteyen istediği zaman para çekebilecek. Ortak hesabı olanlarla ilgili şöyle bir soru var. 100 bin euro var diyelim bankada. 50 bin mi bildirilecek yoksa 100 bin euro, yani bu ortak hesaplarla ilgili bildirim durumu nedir efendim? Maalesef o ortak hesaplarda da her biri için o miktar bildirilecek. Yani her biri için 100 bin euro para varmış gibi bir bildirim yapılacak. Ve ortak hesaplarda bu kapsam dışına çıkarma işlemini her iki kişi için de yapılmazsa bir anlam ifade etmiyor. Yani biri için yapıldı, diğeri için yapılmadı diyelim. O diğeri için o 100 bin euro parası vardır şeklinde bildirim gidiyor. Ayrıca Ziraat Bank dediniz. Şimdi ben ileride bu konuyu da biraz ayrıntılı anlatacağım da bazı bankalar bu konuda çok hassas, bazı bankalar çok vurdum duymaz. Bazı bankalar bu konuda vatandaşlara çok yardımcı oluyor. Hatta kendileri bu konuda gündem yapıp müşterilerine ulaşıyor bir şekilde. Ziraat Bank mesela bu konuda bence tebrik edilmesi gereken bir banka. Ama bazı bankalar hem konudan habersiz hem de telefonla veya talimatla yardımcı olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya biz ilgilendirmiyor, genel merkez bu tür konulara bakıyor diyorlar. Ama bazı bankalar müşterileri bu listelere girmesin diye elinden geleni yapıyorlar. Bu noktada da İleride bu bildirimler yapıldığında bankalar içinde turnusol gibi bir durum ortaya çıkacak. Hangi banka müşterisi lehine çalıştı, hangi banka müşterisi aleyhine çalıştı? Ben bunları da bir bir açıkçası denk geldikçe ortaya dökeceğim. İnsanlar da bankasını tanısın, müşterisi olduğu, yatırım yaptığı bankanın kendisinin menfaatini mi düşünüyor yoksa kendisinin aleyhine mi çalışıyor, bunu öğrensin istiyorum yani. Peki Talha Bey, Merkez Bankası'nda parası olanların bildirimi olacak mı? Şimdi açıkçası Merkez Bankası ile alakalı net bir durum yok. Sadece bir seminerde bir bürokratın yaptığı bir açıklama var. İşte bu Merkez Bankası kamu kurumu niteliğinde olduğu için oradaki hesaplar bildirime tabi değil diye bir açıklama var. Fakat ben insanları bu konuda ki açıklamalara baz almak yerine bulundukları ülkelerde hukuka uygun hareket etmelerini tavsiye ederim. Hesabı kapatacaklarsa kapatsınlar, çekeceklerse çeksinler. Zaten Merkez Bankası yıllardan beri özel hesap açmıyor. Eski süper döviz hesapları var. Onları da kapatmak için yollarını arıyor. İnsanlara mektuplar gönderiyor. Gelin paranızı çekin, hesapları kapatacağız. Biz artık halka hizmet vermiyoruz. Biz Merkez Bankası olarak bankaları üzerinde bir özel bir yapıyoruz. Artık halkla işimiz yok gibisine getiriyorlar. Yani şu anda biz desek bile, Merkez Bankası'ndakiler bildirilmeyecek desek bile, vatandaş gidip Merkez Bankası'na hesap açamıyor. Eski hesapları da bir bir kapatıyorlar. Belli bir süre veriyorlar. Kapatmayanları da ve herhangi bir işlem yapmayanları da devlete gelir olarak kaydediyorlar. Unutulan hesap olarak 10 yıl boyunca herhangi bir hareket yapılmadığı takdirde o hesaptaki paraları devlete gelir olarak kaydediyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın biz bunları konuşurken daha detaylı bir şekilde girmeye çalışıyoruz. Ancak ben bir izlenimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi resmi kurumlar bu konuyla ilgili olarak yayınlanan bir rehber var. Bunun dışında başka bir şey bilmiyorlar. Çıkıp uzmanım diye anlatanların çoğunun da bu rehberden alakasız ya da yuvarlak cümleler kurarak insanların kafasını karıştırdığını düşünüyorum. Şimdi bakın, biz aylardır anlatıyoruz. Şartlar bu. Neyin üzerinden anlatıyoruz? Yayınlanan rehber üzerinden. İşte rehber burada. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu rehber bu. Şimdi 50-60 sayfa
bir rehber. Bunu detaylı bir şekilde sizler de okuyabilirsiniz. Ücretsiz bir rehber aynı zamanda. Ancak hala muallakta olan, yani havada olan noktalar var. İşte az önce sordum ben Talha abiye. Merkez Bankası konuştu. Burada geçmiyor. Yazmıyor mesela. Bir tane bürokrat bunu konuştu. Evet konuştu. Ama detay belli değil. Israrla soruyoruz biz de yayınlarımızda falan. Şimdi bu konuyla ilgili bakın değerli izleyicilerimiz, yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Herhalde bunların %50'sini ilgilendiren bir durum. Bu kadar milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren bir konuyla ilgili olarak daha net ifadeler kullanılmalı, köşeler keskin olmalı. Bununla ilgili olarak yurt dışı topluluklar başkanlığı bir videolardan oluşan seri yayınladı. Güzel bir şey. Ancak bunun çoğaltılması gerekiyor. Havada olan noktalar var Talha Bey. Evet, çok haklısınız. Yani bu konuda aslında ben 2017'de o dönemlerde bir gazetede köşe yazısı yazıyordum. O tarihlerdeki yazılarıma şimdi bakıyorum. Çağrı yapmışım yetkililere. Ya siz bir anlaşma yaptınız ama bunun içeriği belli değil. Vatandaşları şimdiden uyarmanız gerekiyor. 2018'de bir kanala röportaj vermişim. Yine çağrı yapmışım. Demişim ki ya siz bu anlaşmada bilgi verdiğinizde her şey geç olabilir. Bir yıl geriden vereceksiniz çünkü. Şimdiden ayrıntıları açıklayın, insanlar bilsinler. Tamam, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ama biz bir kanunu bilelim. Avukat olarak bile biz bilgiye ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Vatandaşları şimdiden bilgilendirin ki vatandaşlar ayağını yorganına göre uzatsın. Yapacaklarını ona göre hareket etsin. Şimdi bile varlık barışı adı altında mesela bir kanun çıktı. Yetkililer açıklama yaptı. Dediler ki bizim yurt dışından getireceğiniz dövizleri veya altınları bankalara kayıt altına aldığınızda hiçbir şey sorulmayacak size. Hiçbir vergi alınmayacak. Bunu bile vatandaşlarımız yanlış anlayabiliyor. Ya biz bizzat en yetkili ağızlardan duyduk. Bizim paramız, dövizimiz hiçbir şekilde bildirilmeyecek. O başka bir şey, bu başka bir şey. O yastık altındaki paraları bir şekilde kayıt altına almak için çıkarılmış bir yasa. Kayıt altına alıyorlar ama otomatik bilgiyi anlaşmasının kapsamı dışına çıkarmıyorlar ki. Yani o başka bir şey, bu başka bir şey. Yani biz bazen bazı açıklamalar net olmayınca yanlış anlayabiliyoruz. Yanlış anlayıp yanlış harekette bulunabiliyoruz. Ama daha sonra bunun ceremesini yine biz çekiyoruz. Daha önce siz de hatırlarsınız, Dresdner Bank'la Merkez Bankası ortak çalıştığı dönemde birçok vatandaşa çağrı yapıldı. Paralarınızı getirin, işte süper döviz hesaplarımız var, %10 faiz vereceğiz. Hiçbir şekilde bu hesaplara erişim olmayacak dendi. Ve birçok insan buralara para yatırdı. Ve bir baktılar ki bir bir soruşturmayla her bir kişiye maliyelerden cezalar yağdı. Yani bir şekilde baskınlar oldu. Bu noktada da vatandaşlar bir hayal kırıklığına uğradı. Çifte vatandaşlık konusunda yine vatandaşlarda bir bilgi eksikliğinden dolayı sıkıntılar oldu. Şu anda bile hala 2000 yılında, 2001 yılında konsolosluktan, vatandaşlıktan çıkmak için müracaat etmiş kişilere imza attırmış memurlar ki vatandaşın içeriğinden haberi biliyor. Tekrar girmek için imza almışlar. Biz sizi alalım, biz bir konuda bilgi vermeyeceğiz. Birçok vatandaş çifte vatandaş olduğunu yıllar sonra öğrendi. Yani yasal, illegal olarak. Çünkü 2000 yılından sonra izinsiz şekilde vatandaşlık başka bir ülke vatandaşlığına geçen, Türkiye vatandaşlığına geçen kişilere illegal çifte vatandaş deniliyor Almanya'da ve bu kişilerin Alman vatandaşlığı herhangi bir zaman aşımı olmaksızın düşürülüyor. Hem de Türk vatandaşlığına geçtiği tarihten itibaren düşürülüyor. Hala bile birçok vatandaşımız bunu bilmiyor. Ve bize geliyorlar, biz bakıyoruz siz neden girdiniz diyoruz. Haberim yok diyor. Memur bana bir şeyler imzalattı. Ben kağıtlarımı almak için imzalattı zannediyorum. Meğerse beni tekrar almak için müracaat dilekçeleri yapmış. Yani o dönemlerde Almanya ile Türkiye arasındaki sıkıntı bir şekilde siyasi ve politik sıkıntı insanlara bu şekilde yansıdı. Ve benim hala inanır mısınız bilmiyorum ama Türkiye'de Antalya'da olup bir şekilde çifte vatandaş olduğu orada ortaya çıkıp bu vatandaşlığından dolayı kendisinin kendisine bağlı olarak çocuklarının vatandaşlığı iptal edilip oturum dahi alamayan 6 yıldır 7 yıldır turist vizesiyle bile Almanya'ya gelemeyen, hesabını kapatamamış, evini kapatamamış müvekkillerim var. Ve bu kişiler konsoloslukta öğreniyor çifte vatandaş olduğunu. Alman konsolosluğunda. Mesela çocuğu oluyor.
çocuğunu nüfus cüzdanı çıkarayım diye konsolosluğa gidiyor. Alman konsolosluğundaki diyor ki tamam diyor, biz sizin çocuğunuza Alman kimliği çıkaralım da siz bize bir nüfus kayıt örneği getirin diyorlar. Vatandaşlar götürüyor bu kağıtlı nüfus kayıt örneğini, teslim ediyor. Almanya'daki bakan bakıyor ki altta açıklamalar bölümünde 2001'de geri girmiş. Vatandaşın haberi yok girdiğinden. O anda elinden Alman kimliklerini alıyorlar. Çocuklarınınkini de iptal ediyorlar. Ve turist vizesiyle bile bu kişi Almanya'ya gelemiyor. Davaysa çoğu davayı da kazanamıyor. Yani bu noktada ciddi sıkıntılar var. Dün çifte vatandaşlık sıkıntı oldu. Ondan önceki gün Dres Tabak sıkıntı oldu. Bundan sonra da bu otomatik bilgi anlaşması sıkıntısı olacak. Sebebi de hala birçok insan ne içeriğini biliyor ne de başına geleceklerden bir haber. Evet, maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bazı noktaların aydınlatılması ve vatandaşımızın lehine adımlar atılması gerekiyor. Talha Bey, ben Emekli TV'ye sunmuş olduğunuz bu değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa lütfen buyurun ve izleyicilerimize veda edelim. Evet, ben özellikle davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani bu imkanı bana verdiğiniz için çok çok müteşekkirim. Benim insanlara tavsiyem, hani doğru birdir şaşmaz. Yanlış oldu mu bir şekilde şaşıyor. Siz bile söylediğiniz yanlışı unutabiliyorsunuz ama doğru bir şekilde unutulmuyor. Her zaman doğru olmakta fayda var. Ama bilerek ya da bilmeyerek yanlış adımlar atmış, İlk düğmeyi zamanında yanlış iliklediği için geçmeyen, bir şekilde yanlış iliklemeye devam eden vatandaşlarımız bu durumdan çıkmak için kendilerine yakın gördükleri ya bir mali müşavir ya bir avukatla bu meseleleri çözümleyip bundan sonrası için en azından temiz bir sayfa açmasını ben tavsiye ederim kendilerine. Aksi halde yani ne zamana kadar biz o düğmeyi yanlış ilikleyeceğiz? Hani buna bir son vermek gerekiyor. Bunu önceki yanlış iliklenenleri düzeltip düzenleyip bir şekilde tolere edip bundan sonrası için temiz bir sayfa açmakta fayda var. Çünkü bizler yurt dışında yaşıyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde hukuk kurallarına saygılı olmamız lazım. Kurallara uygun hareket etmemiz lazım. Ya işte şöyle yaparsak böyle olur, böyle yaparsak böyle olur. Tamam, o an için olur ama bunu devam ettirmemek lazım. Yani yaptığınız işlemleri en azından tolere etmek için o an için o yola başvurabilirsiniz, tevessül edebilirsiniz ama bundan sonrası için temiz bir sayfa açıp temiz bir yola gitmek lazım. Çünkü artık dünya global bir köy haline geliyor. Herkesin her şeyden haberdar olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biz bugün için taşınmazlar bu kapsamda değil diyoruz ama Hollanda örneği var. Hollanda'da bir şekilde avukatlarla anlaşıp dedektif tutup vatandaşların taşınmaz bilgilerine eriştikleri haber konusu oldu. Yarın bir gün Almanya'da böyle bir gündem yok ama yarın bir gün olmayacağının da garantisi yok. Hollanda'da yardım kuruluşları e-devlet şifresini vermezsen yardım vermeyeceklerini söylüyorlar ki e-devletten mal bilgisine de erişebiliyorlar biliyorsunuz. Hani bu noktada ileride başımıza ne gelir bilmiyoruz. Biz bugünü kurtaralım, bugüne göre hareket edelim ama bundan sonrası için de temiz bir sayfa açıp temiz bir yol çizelim. Sizin de vurguladığınız gibi düzgün bir şekilde gidelim. Hani ben söylediğim gibi bu noktada elimden geldiğince de insanları, tecrübelerimizi veya insanlardan aldığımız bu tür problemleri insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Mesela ben bazı radyo programında veya televizyon programlarında burada bazı örnekler vermiştim ki birçok insan bundan istifade etti. Nedir? İşte biz ne kadar desek de kira bildirilmiyor, emeklilik bildirilmiyor ama siz konto alsuk dediğiniz hesap özetlerinizi cebinize koyup havalimanına geldiğinizde gümrük arama yaptığında onları gördüğünde fotokopi çekip mali kuruluşlara veriyor. Ne oldu? Ortaya çıktı. Biz bildirilmiyor dedik. Hani bildirmeyecekti? Siz kendi kendinize bildirmiş oluyorsunuz burada. Ya da bir yakınınız size ihbar etti. Hani bizim önümüze gelen dosyalar olduğu için biz bunları mümkün olduğunca YouTube kanalımızdan da videolarımızda insanlara duyurmaya çalışıyoruz ki insanlara örnek olsun. Yani bir hareket ederken o hareketin neye sebebiyet vereceğini de insanlar görsün. Çünkü başkasının başına gelen bir şey bizim de başımıza gelebilir. Bu noktada insanlara bilgi vermeye çalışıyoruz yani.